yalancı durumuna koydu burada. Yalancı bir insan olduğunu biliyorum. Artık ikili oynamasından çok sıkıldım. Ya gerçek yüzünü göstersin ya da göründüğü gibi olsun diyorum. Yani sadece beni yermek ve karalamak için uğraşıyor. Bazılarının arzusu yüreğinde kaldı. Yani şu an seni alkışlıyorum. Alttan alttan çakan birisini söylemek istiyorum. Ben o gidene kadar burada, ben de gitmez kalırsam onun ismini vereceğim. Hiç sevmiyorum ya. Çok fena. Nasıl renkli bir tablo var karşımda. Fakat nasıl kara bir cuma aslında. Sevgili izleyiciler, hep söyledik. 100.000'e giden yol meşakkatli. Tarz ter, gözyaşı, bu yolun adımları. Evet, gözyaşıyla başladı. Siz onu gözyaşıyla tanıdınız. Burada da kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta gözyaşları dinmedi. Kaldığı yerden devam ediyor. Bakalım nasıl bir yaz partisi hayal etmiş. Sinem Umaş Podi. Streçlerden hangi birini seçeceğimi arka arkaya sıralayacağımı şaşırdım doğrusu. Sinem hoş geldin. Hoş bulduk Gökhan'ın. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Bugün çok enerjiyim, harika. Çok heyecanlıyım. Neden heyecanlısın? Eleme var. Eleme var. Evet. Saç yok, eleme var. Hepinizin derdi bu, haklısın. Peki bakalım nasıl bir parti hayal ettin? 5 yıldızlı bir otelin havuzunda bir parti hayal ettim. Havuzbaşı partisi. Evet. Peki, gel bakalım soralım. Didem. Elbisenin rengi çok güzel, sana da çok yakıştı ama ben elbiseyi beğenmedim. O kemerini hiç beğenmedim, daha düz olsaydı yani kemer olmasaydı daha güzel olurdu. Onun dışında ayakkabılarını da beğenmedim ben. Bilmiyorum, beğenemedim. Ceren. Ben takılarını hiç sevemedim çünkü burası biraz böyle gördüğüm zaman karşısına altın gibi gözüküyor. Yani onlar çok yok, gümüş. Yok şey, füme gümüş yani. İşte şey, gümüş. Ton farkı böyle çok şey durmuş. Hani o gümüşler fazla gözüküyor şu anda buradan. Bir de ayakkabıların bu elbisenin altına daha zarif bir şey isterdim. Çok spor kalmış elbisenin altına. Elbisenin rengi çok güzel, yakışmış sana ama takılar bozmuş bir böyle baktığım miyiz? Zaman. Bir de ayakkabılarını. Bu elbisenin ayakkabısı değil. Daha spor bir elbiseye uygun. Daha buna böyle bir ince bant, daha kibar bir şey gerekiyordu. Bu kadar. Hadi kolay gelsin o zaman. Teşekkür ederim Eka. Bakalım puanlar ne olacak. Mersi. Bol şans. Aslında ben onlar gibi bakmıyorum. Ben kemerini beğendim. Ama o küpeler olmasaydı, saçın o tarz olmasaydı, bu ayakkabılar olmasaydı... Kemerin çok hoş geldi gözüme. Küpeler yanlış, çanta yanlış bana göre. Ben şimdi Didem'e 4 vermiştim. O da aynı şekildeydi. Sana da 4 veriyorum. 4 puan Urkan Erez'den. 4 puan Urkan Erez'den. Teşekkür ediyoruz. Nurella. 3 puan. 3 puan. Neden 3 puan? Ben yine sana söylemiştim geçenlerde, artık bunları giyme. V'ler yani böyle olan, seni daha boynunu kaldıran. İşte bulamadım. O saçın, o örgülü, ondan bu hanım hanımcık, o bileziğin ta, yani olmaz. Olmamalı. O güzellik, yüzün çok güzel, makyajın. Çok, çok. Çok beğendim, melek gibisin. Ama Sinemciğim biliyorsun ben seninle ara sıra konuşuyorum yani ne tarz yapacaksın. Yine buralarını, kolların yuvarlak. Hep diyorum sana değil mi? Şuraları V tut, V getir, bir şey yap.
Böyle indir hafif bir dekolteni. Bu hafta indiriyorum onları. Ki kalırsam. İnşallah orada, kalırsam. Orada boyun uzun. Neyse artık bir şey de iki kere söylemeyeyim. Olmamış Sinem'cim. Teşekkür ederim Nurella. Teşekkürler Nurella. Binet. Benim nasıl ki kötü sese tahammülüm yok. Nurella'nın da kötü bir model veyahut da bir şey gördüğü zaman onu söylemek hissiyatını onu çok iyi bilirim. Elbise kötü değil. Elbise kötü belki değil dünya ya. Misal. İşte. Belki dün belki ben uyurken benim atölyemden de çıkmış olabilir misal. Vücuduna göre değil yani. Vücudunu evet. Tanımıyor o bağlamda yani. Doğru. Kızıyorum. Benim puanı puanım görelim. 3 puan. Aksesuarlar hiç olmadı. Ayakkabı da olmadı. Renk petrol rengi güzel bir renktir ama o kadar güzelsin ki şuranla böyle bir dediği gibi çok bastı sizi. Giymişsin. Giymişsin. Böyle. Bu teşekkür kadar. Ederim. Teşekkür ediyoruz. Kemal. Allah'ım. Sana soruyorum. Allah ben sana değilim. Soruyorum. Allah ben. Ben bugün hiçbirine 5 verecek miyim acaba? 3 puan. Sen bana verdin yavrum bugün 5'i. Sana kalbimi verdim bebeğim. Of. 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 Ay ne güzel geldi bana bu laf. Ya. Kalbimsin. Kalbimi 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 söküyor var ya. Hiç beğenmedim. Güldük, eğlendik, çok tatlı, evet. Sıra gerçeklerde. Teşekkür ederim. Hiç beğenmedim. Yani aralarında şu ana kadar en beğenmediğim hatta öyle diyeyim. Yine hani acımasız günümdeyim ve 2 vermedim, 3 verdim. Evde giysen bu elbiseyi. Eyvah. Teşekkür ediyoruz. Biraz İvana. Önce dikkatimi çekti. 3 puan Ivana'dan. 3 verdim. Didem sana şey dedi, elbisenin modelini hiç beğenmedim. Üzerindeki elbise aynı. Diyecektim de hadi dedim şey yaptım. Model aynı, sadece aynı. Renk fark ve taşlar değişik ama. İkisi de kötü zaten fark etmez. Enteresan bir yorum yapmışsın Didem'cim. Evet, renginden hariç ben de beğenmedim. Uygun bulmadım. Yüz, yani kolarını... şeyin dekoltenin göre sana göre değil bu elbise ve çanta aynı renginden çok abiye abiye o küpe o saç örgü çok fazla yaz cıvır cıvır güzel renkleri ben sıcak. De çiçekli elbiseler aradım da daha geçmemiş herkes sezona. Bronz mutlu firmalar yani yaz arkadaşlar. Ay, biraz daha değil, şey daha yaza merhaba diyoruz. Yaz merhaba yani daha merhaba istiyorum. Bu biraz yaz güle güle gibi geliyor bana. Ondan zaten dolayı şaşırıp yaza veda deyip durdum buraya. Veda diyorsun gibi geliyor bana. Ondan dolayı 3. Aldık puanları, tamamladık. Aynen. Seni yerine alıyorum Sinemciğim. Saatler önce programı izlediyseniz eğer zor saatler geçirdi. Özel hayatıyla ilgili meseleleri burada paylaşmak zorunda kaldı. Kendisini savunmak adına stille bakacak olursak hala bocalamakta. Bakalım nasıl bir yaz partisi hayal etmiş Ezgi Ünal podyumda.